sözlerime başlarken şu anda tutuklu bulunan başta eş genel başkanlarım olmak üzere milletvekili arkadaşlarım ve belediye başkanlarımı da bu kürsüden selamlıyorum. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili sözlerime başlamadan önce bir beklentimi ve temennimi de dile getirmek istiyorum. Şu anda içeride bulunan arkadaşlarımız inşallah yakın zamanda çıkacak ve ellerinde de Barış Güvercin'in bize sunduğu, takdim ettiği zeytin dalıyla bu meclise yeniden teşrif edecek. Her bir arkadaşımıza da o zeytin dalını, barış ümidini ifade ederek takdim edecekler. Ben izninizle tabii dinin özüyle ilgili, mahiyetiyle ilgili bana ait olmayan, tabii beni aşar, fakat ulemanın tespitiyle ilgili bir hususu sizinle paylaşmak istiyorum. Nebevi tebliğde, nebevi davette Kur'an-ı Kerim'in inen ilk ayet-i kerimeleri Hazreti Peygamber'e ona peygamberlik görevinin verildiğini, yükünün ağır olduğunu ve güzel ahlak sahibi olduğunu ilk inen ayetler bunu tebliğ eder. Fakat bundan dolayı Kureyş'ten bir ses seda yok. Ama Kureyş'i ayağa kaldıran başka bir neden var. Nedir o? Yine ilk ayetlerde Mekke'de, yani davetin gizli yapıldığı ilk 3 yılda Kur'an-ı Kerim önce azdıran zenginlik ile varlık içerisinde şımarmış sermaye, kapital sahipleri ile tekebbürde bulunan, ululuk gösteren, taslayan mütekebbir zorbaları yan yana koyar ve bu güç sahiplerini de o günün önderleri olarak tanımlar. Bunların da yanına şirki koyar. Yani bir tarafta zenginlik içerisinde, varlık içerisinde şımartılmış bir grup, bir tarafta tekebbür, müstekbir, kibirli ve ululuk taslayan yöneticiler, bunların yanına da şirki koyar. İşte Mekkelileri, Kureyşlileri ayaklandıran asıl sebep budur. Bakınız, bu kebair kelimesini kullanırız büyük günahlarla ilgili. Büyük günahların başında da şirk gelir. İşte bu kebairle kibir, yani tekebbürde bulunmak, ululuk taslamak aslında aynı köke dayanır. Bildiğiniz gibi şirk aslında inananın, müminin problemidir. Peki bunların karşısına neyi koydu Kur'an-ı Kerim? Bunların karşısına da o sermayedarların ve ululuk taslayan egemen anlayış ve zümrenin karşısına haklarından mahrum bırakılmış, hürriyetlerinden mahrum bırakılmış, zayıf bırakılmış ve dolayısıyla da ezilen diye tabir ettiğimiz bir diğer sınıfı da onların karşısına koydu. Hazreti Peygamber'in yanında kölelerin yer almasının asıl temel dayanağı işte budur. Çünkü hürriyetlerinden mahrum kalmış o insanlar Hazreti Peygamber'le beraber hareket ettiler. Mekke'deki bu manzara İslam dünyasında, bizim zihin dünyamızda, inanç dünyamızda veya Diyanet hizmetini bugün sunan yapıda bu var mı?
var diyemeyiz. Peki bu çok ağır diyelim, Medine'ye bakalım. Medine'ye hicret eder etmez sahife diye meşhur olan ve Diyanet'ten gelen hocalarımın da çok iyi bildiği Medine Sözleşmesi, Medine Vesikası olarak bilinen halen mevcut olan bir belge var. O belgenin ilk maddesinin ilk cümlesi kimlikleri tanımakla ilgilidir. Oradaki inanç gruplarını, Yahudileri, diğer kabileleri inançlarıyla birlikte zikrederek orada o eşitliği belgeleyen o sahife var şu anda elimizde. Bununla ilgili bir tutum ve davranışımız var mı? Maalesef bunu da söyleyemeyiz. Önümüzdeki dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu kutlu doğum haftasıyla ilgili her yıl temasını yenileyerek sürdürdüğü faaliyetler var. Ben sunuyorum kendilerine, teklif ediyorum. Bu yılki temanız o sahife olsun. O sahifenin maddeleri olsun. Bakınız orada kimlikler nasıl tanınmış ve Medine'de savaş nasıl da haram kılınmış, onu hiç olmazsa toplumumuzla, sizin aracılığınızla paylaşmış olalım. Değerli arkadaşlar, bu da zor, bu da mümkün değil. Bir örnek vermek istiyorum. Bakınız, Beni İsrail, İsrailoğulları Arz-ı Mev'ud'a geldikleri zaman Eriha olarak bugün bildiğimiz Batı Şeria yakasında Ürdün Nehri kenarında eski bir kasaba var, bir şehir var. Oraya geldiklerinde yüksek bir duvarla, erişilmez bir duvarla karşılaştılar. O duvarı dikkat buyurunuz, ilahileriyle, ilahi okuyarak, yani sesleriyle, yani sözleriyle, yani nasihatleriyle o duvarı aştılar. Bugün biz Suriye ile Türkiye arasında şu anda örülen duvardan bahsetmiyoruz. Biz bugün bölgemizde sadece valilikler, kaymakamlıklar etrafında örülmüş güvenlik duvarlarından bahsetmiyoruz. Ve bu son zamanlarda ilave edilen kayyum ataması sonucunda belediyelere uygulanan o güvenlik duvarından da bahsediyoruz. Çünkü biliyoruz ki her duvar örücü bir kaygıdan dolayı, tek kaygıdan dolayı o duvarı örer, onun adına güvenlik der ama aslında o bir korku duvarıdır. Ben bu duvarlardan da, bu güvenlik duvarlarından da söz etmiyorum. Diyorum ki Diyanet İşleri Başkanlığı çıksın, şu anda gönüllerde örülmüş, beyinlerde örülmüş, kafalarda örülmüş bu duvarları nasıl aşarım, nasıl yıkarım? Bu insanların manevi bağlarını ben yeniden, evet yeniden, yeniden nasıl tesis ederim diye bir çaba içerisine girsin. Şu anda bulunduğumuz mecliste bakınız, görünmeyen demir parmaklıklar var ve %50'nin %50'ye düşman yapıldığı bir gerçek var. Son olarak değerli arkadaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı bu son darbe süreci, teşebbüs edilen ve başarılı olmayan darbe süreciyle ilgili kendi personelini ihraç etti. Teftiş kurulu var. Hiç teftiş kuruluna ihtiyaç duymadan bunu yaptı. 35 yıl önce Kenan Evren Anayasası oylanırken hayır veren bölgedeki görevlilerimiz bu zulme tabi tutulmadılar. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teftiş kurulu teftiş neticesinde onların görev yerlerini değiştirdi. Ben bugün sorumlu